Avax, Matic diyor. XRP ve bu 6 coin için alsat seviyeleri. Bunun üstüne şöyle bir konuşmaya çalışacağız. Birbirinden popüler kripto paralar üzerinde mevcut beklenen bu fiyatları değerlendirip aynı şekilde duruma göz atmaya gayret edeceğiz diyebilirim. Şöyle yukarıdan da hızlı bir şekilde başlayalım. Neyde ne bekleniyor bilmem ne. ETF kararını bekliyor diyor. Aynen öyle. 44 bin altında işlem görüyor. Bitcoin ve XRP gibi varlıklar üzerine konuşuyormuşuz. 10 kripto parayı masaya yatıracağız şimdi. ETF başvurularının akıbeti son 2 günde volatilite kazandı piyasa diyor. ETF'lere erken yeşil ışık bekliyor. 8-10 Ocak'ta bekliyor. Erken yeşil ışık beklemiyor olmakla birlikte zaten almadık. Bu bir şey ifade etmemektedir. Bunu bir kere açıklamış olalım. 8-10 Ocak tarihleri arasında nitekim muhtemelen yarın konuyla alakalı haberi alacağız. Doğrudur, son çıkan FUD haberler piyasayı ciddi bir ölçüde korkuttuğu için şu anda ETF'in onaylanma ihtimali çok yüksek olmasına rağmen onaylanacağı fiyatlanmıyor. Bu da onaylandığı halde Bitcoin'de neler olabileceğini altını çiziyor. Neler olabilir? Bekleyin görün. Zaten yakında olur. Bitcoin fiyat analizi diyor. Bu noktada 44.7 binlerin kopmasıyla 50-52 bin bandına olası bir düşüşte 38 binlere düşüşten bahsediyor. Hangi ikisi nasıl aynı anda olacak onu bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Şu anda BTC'nin 44.5 pozisyonlarını gelecek saatlerde haftalık kapanıştan önce kırabilirse daha pozitif olabilir bu BTC için. Kırabilir mi? Çok zannetmiyorum açıkçası. Şimdi yeniden gece saatlerine doğru 44 binlere doğru ben sönümlenme ihtimali yüksek olarak görüyorum. Bu bir şey fark ettirmez. Yarın muhtemelen Sejin ETF onayıyla birlikte BTC tarafında bir fiyat patlaması olur ve günler içerisinde minimum 52.300, maksimum mevcut trendin 59.5 binlere kadar yükselişi sürdürmesi yönünde görüş bildirebilirim ben. Beklentim budur yani. Ether'e baktığımızda Ether'de iyi bir alım fırsatı var. Tam piyasada pozitifliği de beklerken günlükte EMA 50'ye kadar çekilmiş bir Ether var. Tabii ETF patlamasında altcoin'lerin büyük çoğunluğu maksimum fiyatlama yapamaz. Ama bu kısa süre içinde yine de Ether'in fiyatlaması diğerlerine göre daha iyi olur. Çünkü daha güçlü bir hazırlık yaptı. Pek çok sebepten ötürü. Çok fazla altcoin incelediğimiz için her şeye girmiyorum. 2500'lere kadar yükseliş, hatta bu noktaları kırması kısa sürede 2815'lere kadar bence Ocak ayının içerisinde bile bir fiyat yükselişi getirebilir. Ether'e güveniyorum. Ether'i, BNB'yi attık çöpe hemen. Sol coin'e bakalım. Yine gün içinde konuştuğumuz bir altcoin. Yüksek volatiliteyi zaten açık bir şekilde gösteriyor. Bu noktada volatilite olabildiğince yüksek. Siz şu anda sol coin'i kendi haline bıraksanız, sol coin ki zaten bundan çok bir farkı da kalmadı ama 90 dolarlara, 89 dolarlara kadar düşer. Buraları bile şiş gördüğüm için sol coin'de alımı önermiyorum. Çünkü çok daha iyi alım fırsatı veren varlıklar var. Ancak yeni bir yükseliş halinde ki şu an doygunluğa yakın olduğunu görebiliyoruz solun. Ben yükseliş trendlerini 121'leri kırması, 139 hatta 152'lere kadar istikrara oturtabileceğini düşünüyorum. Devamında şöyle XRP'den bahsediyor. XRP gerçekten çok büyük bir alım fırsatı oluşturan bir kripto para. Kendi haline bıraksanız 51.7'lere kadar çekilen bir XRP seyredebiliriz. Ama bu önceki günlerde konuştuğumuz gibi bir yapışma hareketine EMA 200'ün altında dönüşecektir. Zira diğer altcoinlerle benzerliğine ve teknik yapısı aynı şekilde yaklaşan ETF'ler bunu gösteriyor. ETF haberi XRP'deki bu düşük ve fiyatlayamadığı süreci terse çevirme ihtimali bulunur. Çünkü seç kaynaklı ekstra pozitiflik olabilir. Burada yeniden hareketli ortalamalar aldığında güçlenir. Özellikle 70 cent fiyatını kırana kadar zorluk yaşar XRP. 70 senti kırması gücünü artıracaktır ve 90-94 sentlere doğru
daha hızlı fiyatlamalar yapabilir. XRP böyle. Hemen devam ederken adadan vesaire bahsediyor. Hemen adaya da giriş yapalım ve ne varmış noktasında duruma bir göz atalım. Ada 10 numara bir alım fırsatı burada verdiğini görüyoruz. Açılım halinde kolayca 68 sentleri, 68 sentlerin özellikle üzerinde haftalık kapanışlar gerçekleştiği zaman, ki biliyorsunuz bu gece haftalık kapanış var. Bu gece saat 3'e dikkat. Lakin bu kırılımın bu gece olamayacağı da aşikar. 68 sent üzeri 83'lere hatta 1 dolarlara kadar ne ara yükseldiğini bile anlamazsınız. Şu an iyi bir alım noktasında dediğim gibi. AVAX ile sürmeye devam ediyor. Hemen şöyle AVAX'a girelim. AVAX'ta da iyi bir alım fırsatı olduğunu yine söylemiştik hatırlarsınız. Bulunduğu noktada EMA50'nin şu anda üzerinde bulunuyor olması ve doygunluk ibarelerinde bulunuyor olması BTC'deki beklenti bize bunu gösteriyor. 39.11'leri yeniden kırdığında bu sefer 53 patlatıp 65 dolarlara kadar ben sert fiyatlayabileceğini kesinlikle düşünüyorum. Hemen Dogecoin ile sürdürmeye devam edelim bunu. Ve ne var diye bakalım. Doge bu talihsiz dönemden en kötü nasibini alanlar arasında. Bıraksanız 72, daha doğrusu 7.25 sentlere kadar çekilmeye meyilli olacaktır Doge'un fiyatları. Ama havada yakalama ihtimali çok yüksek. Olayı çünkü ETF'ler onaylanacağı için teknik görünümden taviz verilecektir. Yeniden yükselişinde 8.7-8.85 sentlerdeki direnç ve EMA50 de ayağını kaydıracak. Aynı zamanda destek olmaksızın bir dönüş zorlayacaktır. Piyasa yükselişine rağmen Doge muhtemelen önümüzdeki günlerde zorluk yaşayacak. Ama 8.85 pozisyonlarının üzerine aldığında daha da pozitif bir sürece girecektir. Yani açılacaktır. Yine 13.7'lere kadar hareket kabiliyeti buldum. DOT iyi bir alım fırsatı veriyor. Yeniden açılmasıyla 10.5 pozisyonları kırılımıyla 16 dolarlara kadar yükselişin devamını bekliyorum. İstikrarın vücut bulmuş halidir. Son olarak Matic yine bıraksanız düşüş yapabilir ama çok belli ki yapışmayı sürdürecek. 8, daha doğrusu 85 centleri aldığında 1.03, bu kırılımla da 1.32 dolarlara kadar fiyat yükselişlerini istikrarlı şekilde sürdürebilir. Evet, burada adı geçen altcoin'lerde durumlar ve meseleler bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.